Bu yayında, bu çalışmada inceleyeceğimiz kitap David Koresh ve Richard S. Crutchfield'in yazdığı, Erol Güngör'ün dilimize çevirdiği Sosyal Psikoloji, Teori ve Problemler adlı oldukça kapsamlı çalışma. Toplumun işleyiş yasalarını, toplumdaki psikolojinin değişim ve dönüşüm yasalarını bilmek için sosyal psikolojiyi bilmemiz gerekir. Aynı şekilde toplumda ıslah yapmak istiyorsak toplumun işleyiş yasalarını bilmemiz gerekiyor ve bunun tersi de var. Toplumda yapılan pek çok ifsadın bu sosyal psikoloji yasalarının bilinmesiyle yapıldığını kitabı okuyunca anlıyorsunuz. Kitabın tamamen okunması imanı sağlam her Müslüman için gerekli bir konudur. Tabii her şeyden önce imanınızın sağlam olması gerekir. Sağlam bir iman olmadan felsefi kitaplar okursanız sizi saptırabilir. Bunun için öncelikle sağlam bir imana sahip olmanız gerekir. Sağlam bir imana sahip olduktan sonra bu kitabın okunması faydalı olacaktır. Şimdi kitabın içeriğine geçelim. Kitapta en dikkat çekici olan cümlelerden, önermelerden ilki, sayfa 86'da yer alan dördüncü önerme. Bir engel dolayısıyla hedefe erişemek ve gerginliği ortadan kaldıramama hali, intibaka veya yanlış intibaka götüren birçok davranışlara yol açar. Osmanlı tarihinde Avusturya, Rusya ve diğer devletler karşısında alınan yenilgilerden sonra Osmanlı nasıl bir tavır takındı? Osmanlı, Fasaroşça Antlaşması'ndan sonra kendi özgüvenini kaybetti. Kendi özgüveni derken İslam'a olan güvenini kaybetti. Ve Batı karşısında aşağılık kompleksine kapılmaya başladı. Önerme, bir engel dolayısıyla hedefe erişemek ve gerginliği ortadan kaldırma hali, intibaka veya yanlış intibaka götüren birçok davranışlara yol açar. Bu sadece Batı karşısında aşağılık kompleksine kapılmak şeklinde dönmedi. Aynı zamanda dünyanın lüksüne kapılma, ben hastalığının içimize aleni olarak yerleşmesinin başladığı tarih de oldu. İşte yanlış intibaka götüren bir durum. Yine 1980 öncesinde Türkiye'de ve dünyada sol sosyalist akımlar etkinken Türkiye'deki Müslümanlar içinde sosyalizm hepsinde olmasa da bir kısmında mutlak doğruymuş gibi görülmeye başlanmıştı. Hatta İslam sosyalizmi gibi cümleler, kelimeler kullanılıyordu. Niye? İşte sosyalizmle baş edemiyoruz. Bu akımla baş edemiyoruz. O zaman ne yapalım? Bununla bir uzlaşma içine girelim. Halbuki İslam Allah'ın dinidir. El yevmü ekmeltü leküm dinukum. Allah bugün size dininizi tamamlamıştır denildi ve din tamamlandı. Dinin dışarıdan herhangi bir takviye ihtiyacı yoktur. İslam'ın sosyalizme de, kapitalizme de veya başka herhangi bir izme de ihtiyacı yoktur. Bir engel dolayısıyla hedefe erişememek ve gerginliği ortadan kaldıramama hali, intibaka veya yanlış intibaka götüren birçok davranışlara yol açar. Yine
Kur'an-ı Kerim'de ve dinimizde ki bir prensip burada bize kendini hatırlatır. Ümit Allah'tan, ümitsizlik şeytandandır. İşte onların yok edilemeyeceği durumu bir ümitsizlikti ve şeytandandı ve şeytan bu durumu aleyhimize kullandı. Toplum içinde, Müslüman düşüncesi içerisinde, Müslüman kavrayışı içerisinde bu yerleşti. Oysa ki Allah'tan ancak kafirler ümidini keser, düsturlu hareket etseydik böyle olmazdı. Ve İslam alimlerinin bize sürekli ümit aşılaması, geleceğin İslam'ın olduğunu söylemesi de ne kadar doğru, İslam'ın bu prensibinin ne kadar doğru olduğunu bu ilke dolayısıyla bir daha görmüş oluyoruz. Sayfa 125. Tek başına pek az idrak mevcuttur. Hemen her idrak başka idraklerle organize olmuş bir şekilde ortaya çıkar. Yapılan tanımlar, kullanılan dil idraklerle bağlantılıdır. Bunlar bir çuval şeklinde değildir. Hangi tanımı kullanırsan sen o tanımın içine girersin. O tanım seni şekillendirmeye başlar. Dünyada insanları neye göre gruplandırırsan sen de o gruplandırmanın temel mantığı içinde hareket etmeye başlarsın. Örnek veriyor kitap, diyor ki Ku Klux Klan teşkilatı mensubunun düşüncesinde ve idrakinde insanlar nasıl gruplaşmıştır? Onun bu fertleri dört gruba ayırdığını bulabiliriz. 1. Beyaz İngilizce konuşan Demokrat Parti'nin protestan olan azaları. 2. Beyaz Şimalli Kuzeyli Cumhuriyetçiler. 3. Katolikler, Yahudiler ve yabancılar. 4. Zenciler. Fertlerin tek bir insanı nasıl idrak edeceklerini bilmek için bunların insanları nasıl gruplaştıracaklarını bilmeliyiz. Yani onların kognitif dünyalarının, bilişsel dünyalarının bir haritasına sahip olmalıyız. Bir ferdin idrak ve tanıma aleminin yapıları ve altyapıları ve bunlar arasındaki münasebetler nelerdir? Bu yapıların bütünleşme, organizasyon kanunları nelerdir? Bu problemi bilmezsek insanları anlayamayız. Karşımızdaki insan, insanları nasıl sınıflandırıyor? Örneğin bir ırkçı dünyayı ikiye ayırır. Kendi ırkı ve diğer ırklar. Ve tabi de düşman gördüğü ırk. Böyle bir bakış açısı vardır. Aynı şekilde diğerleri de kendilerine göre bir sınıflandırma oluşturmuşlardır. Mesela bir sosyalist, işte sosyalist ve faşistler der. Böyle bir bakış açısı. Sen de o kelimeyi kullanırsan, sen de o bakış açısının içine düşersin. Burada o bakış açısının içine düşmemek için öncelikle onların kognitif yapılarını kullanmamak, onların bilişsel yapılarını kullanmamamız gerekir. Bu bir. Bir diğeri, karşımızdaki insanları tanımamız gerekir. Örneğin insan Kürt ırkçısıysa, dünyayı Kürtler ve diğerleri olarak görür. Örneğin Türk ırkçısıysa dünyayı Türkler ve diğerleri olarak görür. Bunu bilirsek karşımızdaki insana daha iyi konuşabilir. Onu ikna edebileceksek daha iyi ikna edebiliriz. Veya ikna edilmesi biri olduğunu görebiliriz. Onun için karşımızdaki insanın kognitif bilişsel yapısını bilmemiz gerekir. Kitapta buna işaret. Onun o kognitif bilişsel yapısını bilmeden söyleyeceğimiz her şey havanda su dövmek gibi olacaktır. Bir diğer önemli gördüğüm yer, doğrudan doğruya yaşanan şeyin tasviri başlığı altında sayfa 127'de yer alıyor. Ülkemizde 1980 öncesi vekalet savaşlarının ülkemizde etkin olduğu zamanla ilgili yapılan değerlendirmeler çok üstün körü yapılmakta. Basit provokasyon mantığına indirilmektedir. Oysa o vekalet savaşlarında kullanılan ve kendini kullandırtan tarafların arka planları var. Ondan çeşitli ön kabulleri var. O ön kabullerinden, o yetiştirdikleri ortamdan, yetiştirildikleri
ortamdan gelen ön kabulleri var. Toplumda kendilerini düşman olarak gördükleri kesimler var. O düşman olarak gördükleri kesimlere karşı kendilerine vekalet verenler bunu kullanışlı bir aparat olarak onları görüp yapıyorlar. Çok soyut oldu. Şöyle söyleyeyim. Dış güçler dediğimiz güçler içeride kullanışlı bir durum olmadıkça hiçbir şey yapamazlar. İçeride birbirine düşman iki topluluk bulurlar. İki düşman topluluktan birini diğerine karşı kullanırlar. Yoksa o düşmanlık, o dıştan gelen, onu etkilemeye çalışan Sovyetler veya ABD'nin gelmesiyle oluşmuş değildir. Ondan önce onun bir kökeni var. O olayların tarihsel kökenleri vardı. Sovyetler veya ABD. Buradaki grupların eski düşmanlıklarını kendi vekalet savaşları için kullanışlı bir alan olarak görüp kullandılar. Umarım anlaşılmıştır. Fazla detaya girmek istemiyorum. Bunlar bilinmeden yapılan üstünkörü değerlendirmeler bizi yanlışlara götürecektir. Diğer bir nokta, o ideolojik bakış açısıyla her olayı bilen günümüz Türkiye insanı çıkıyor karşımıza. Hiçbir şey okumuyor, okumasına gerek yok. Zaten 3 tane ideolojik kelime ezberlemiş, okumuştur. 3 tane ideolojik kelimeyle her şeyi çözüyordur. Halbuki her bir olayda belki farklı şeyler var. Her bir olguda belki farklı şeyler var. Hatta o onları görmüyor, göremiyor, görmek de istemiyor. Çünkü kolayına da geliyor işin. Bir de kişisel tarafı kolaydır. Direkt bir ideolojiyle her şeyi çözmüş olduğunu zannetmek, her şeyi bildiğini zannetmek. İşte sosyalist diye kapılmıştır. Altyapı, üst yapı problemleri, mülkiyet problemi der. Her şeyin içinden çıkar. Halbuki bu değil. Ayrıntılara girmeyeyim şimdi, konu dağılmasın. Zaten Cemil Meriç şunu demiştir. İdeolojiler fikirlere vurulan deli gömlekleridir veya buna benzeri bir söz kullanmıştır. Haksız mı? Yani günümüzde bunu görüyoruz. Anlamıyor, anlamak istemiyor. Çünkü bir izme, bir ideolojiye beynini prangalatmış. Anlamıyor, anlamak da istemiyor. O ideolojinin 3-5 cümlesini dünyanın gerçeği zannediyor. Bunlarla insanlar çok çeşitli mantık hatalarına düşebiliyorlar. Bir şeyler anlatırken de insanı en çok zorlayan tipler bu ideolojik deli gömlekleri giymiş, giydirilmiş veya isteyerek giymiş tipler oluyor. Bunlarla ilgili diğer bir nokta şudur. Bunlar olan her olayı kendilerinin doğruluğu için kendileri doğruymuş gibi kullanırlar. Kendilerini o olay doğruluyormuş gibi kullanırlar. Yani sosyalizm krize girdi, bitti. Kapitalizmin yaşadığı bir krizden sosyalizm haklıymış gibi bir sonuca kolaylıkla, basitlikle çıkarmaya çalışırlar. Kendilerini böylece haklı göstermeye çalışırlar. Oysa ki siz zaten daha önceden battınız. Yani siz zaten battınız. Kapitalizmin haksızlığı sizin sosyalizmin haklılığını göstermez. Veya sosyalizmin haksızlığı, kapitalizmin, liberalizmin haksızlığını, liberalizmin dünyadaki ahlaksızlığın, kötülüğün temelindeki unsurlardan biri olduğunu örtmez. Sayfa 132'den. Fonksiyonel faktörler, idraki organizasyonun fonksiyonel faktörleri ise esas itibariyle ferdin ihtiyaçları, ruh hali, geçmiş yaşantısı ve hafızasından ileri gelen faktörlerdir der. Bu da şöyle iki kanunla formüle ediliyor. Bir objenin sosyal kıymeti ne kadar büyükse idrak organizasyonu o nispette fonksiyonel faktörlere determinans bağlı olacaktır. İkincisi, ferdin sosyal bakımdan kıymet verilen bir nesneye ne kadar ihtiyacı varsa fonksiyonel faktörlerin tesiri de o kadar belirgin olur. Şöyle ki, fakir çocuklar paraları daha büyük görür, zengin çocuklar ise büyük paralarda daha küçük görür. Paralar hakkında konuşun birileriyle, size büyük gelen para diğerine küçük gelecektir veya size küçük gelen para daha sizden durumu aşağıda olan birine büyük para gelecektir, gelebilir. Aynı şekilde bir meselede insanlar hüküm verirken
Her ne kadar ağızları ben tarafsızım, ben haktan yanayım dese de gerçekte çoğu zaman tarafsızlık haktan yana olmak durumu değil. Kişinin o ana kadar yaşadıkları gözünün önüne gelmektedir. O yaşadıkları kendi kişisel yaşantısı, kişisel hikayesi. Onun o anda vereceği kararı etkilemektedir. Örneğin, tarihten yine örnek vereyim. Fransız, İngiliz işgaline düşmüş yerlerdeki insanlar İslam'a daha sıkı yapışmakta, daha tavizsiz tutum takınabilmekteyken yabancıların direkt işgaline uğramamış yerlerdeki Müslüman kökenli insanlar daha tavizkar, daha İslam'dan uzaklaşmaya meyilli bir hareket tarzı içerisine girebilmektedirler. Yaşantılardan dolayı. Bu yakınımızdaki Gazze'de İsrail'in yaptığı, yapmaya devam ettiği soykırımdan önce Batı'nın yaptığı propagandanın etkisiyle de Batı son derece insancıl, Batı son derece iyi, Doğu toplumları son derece kötü görülmüyor muydu? Halbuki Batı'nın, Batılı devletlerin ne kadar insancıl olmadığı burada ortaya çıktı. İngiltere'si, Fransa'sı, Avrupa ülkelerinin pek çoğu İsrail'e yardım için asker, donanma göndermediler mi? Gönderdiler. Ama bunu yaşamayanlar, bunları görmeyenler şimdiye kadar Avrupa devletlerini çok adil zannediyorlardı. Niye? Öyle bir yaşantı olmadığı için. Ve siz bunlara ne anlatırsanız anlatın, onlarda bunun tesiri olmayacak. Aynı şekilde ticaret yaparken Batılılarla hiç ticaret yapmamış. Batı'dan hiçbir mal almamış, satmamış. Çinlilerle hiçbir ticaret yapmamış. Bir şey almamış, satmamış. Ve onlarla bir işlem yapmamış kişiye Batılı tüccarlar, ticaret sahipleri son derece dürüst, güvenilir olarak görülüyor, görülebiliyor. Ancak onlarla ticaret yapanlar, onlarla iş yapanlar, onların nasıl hareket ettiğini çok iyi biliyorlar. Öyle hikayedeki gibi çok dürüst, çok iyi olmadıklarını insanın iyiliğine kadar sömürmeden insana hiçbir şey vermediklerini, hiçbir pay vermediklerini görüyorlar. İsteyenler affiliate marketing diye bir internet üzerinden para kazanma yöntemi var. Onu deneyebilirler. O batılı affiliate marketing yapanlar size bir şey verecekler mi? Vermeyecekler. Ama uzaktan uzağa her şey çok güzel, çok iyi olarak gösteriliyorlar. İşte yaşantı. Yaşantı. Yaşayıp görmesi gerekiyor insanların. Yaşayıp görmeyenler dinden taviz konusunda, İslam'dan taviz konusunda, İslam'dan uzaklaşma konusunda da çok o tarafa meyilli olabiliyor. Yine Filistin meselesinde Siyonist ağın yaptığı, Türkiye'deki etki ajanlarının yaptığı Filistinler toprak sattı meselesi, Filistinler bize ihanet etti meselesi, iftirası bu sahaya oynamaktan, bu ilkeyi bilmekten kaynaklanıyor. Madem onlar böyle yaptı, hadi biz onları yalnız bırakalım demeye getiriliyor. Oysa halka Çanakkale şehitliğindeki Filistinli şehitler gösterilirse, Gazze'de Türkiye yardım eden o Filistinli minik minik yürekler gösterilirse, onların yaptığı o iftira tuzla buz olup gidecektir. Biz yüzlerce kez delil de göstersek, halkın üzerinde o delilin çok fazla bir etkisi olmayabilir. Delil ne zaman gösterilir? Bu duygusal ortam dağılır. Ondan sonra o deliller satılan toprağın binde üç, yüzde bir bile değil. O da çok az bir miktar ve onu satanlar da zaten Filistinli değil, Lübnanlı bazı toprak ağaları, onlar da zaten cezalarını oradaki gruplar vermiş. Ancak bu şekilde
anlatıldığı zaman savunma psikolojisiyle sen direkt 1-0 mağlup başlıyorsun. Aynı şekilde diğer olaylarda da geçmişteki yaşananlar, yaşanmışlıklar direkt insanlara gösterilirse insanlar üzerinde daha etkili olacaktır. Kendisinin yakınının yaşadığı gösterilirse daha etkili olacaktır. Yoksa sadece kuru bir ispatla insanlar oraya gelmeyecektir. Çünkü kendi hayatında ondan bir zarar görmemiş. Ondan zarar görmemişse ona devam edecektir. O yanlış yolda devam edecektir. Halbuki kendi hayatında yaşadığı veya kendi akrabasının, tanıdığının yaşadığı bir olay gösterilirse batı perestlikten de kurtulacaktır. Veya ırkçılıkların pençesine düşmekten de kurtulacaktır. Mesele sadece evrim teorisi değil, onun dışında nasıl sapıyorlar, nasıl şeytanın peşine düşüyorlar diye baktığımızda boyut değiştirmek, sanki boyut değiştirip gidip gelenler varmış gibi. Böyle kelimelerle varlığı açıklamaya çalışıyor. Böyle kelimelerle kendi düştükleri çukuru makul göstermeye çalışıyorlar. İşte bunların da o açıklamaların o kısmının da ne kadar saçma olduğu da ortaya konmalıdır. Bu da Müslüman psikologlara ve araştırmacılara düşen bir başka görevdir. Boyut değiştirmek diyor. Boyut değiştirip gelen mi var? Tarsus'ta boyut değiştirilir diyor. Boyut değiştirip gidip gelen mi var? İnanıyorsunuz buna. Yok. Hiç kimse yok. Ama peygamberler var. Melekler var. Cebrail var. Azrail var. Cebrail'in vahiy getirmesi var. Var mı sizin bir şeyiniz? Yok. Ne için? İşte bir kelimeyle insanları aldatmaya çalışıyorsunuz. Bunu da böylece bilmekte fayda var. Neden o tarz şeyler söylediklerinde arkasında bu var. Böyle bir açıklamayla, böyle bir kelimeyle insanlar aldatılıyor, saptırılıyor. Yani Allah yapıyor, Allah'ın koyduğu kanunlarla dünya Allah'ın Hayyu Kayyum ismiyle dönüyor. Tabiat diyorlar. Tabiatta kanun var, o kanunu bir döndüren var, o kanunu bir yürüten var, o kanunu bir koyan var. Kim? Allah. Ama tabiat dedi mi, doğa dedi mi, işi çözdüklerini zannediyorlar. Ve insanları bu şekilde aldatıyorlar. Bunu da bilmemiz, buna göre davranmamızda fayda var. ABD'de sosyalist bir yazar olan Anton Sinclair, işçilerin yaşadıklarını anlatmak için The Jungle adlı bir kitap yazar. Bununla işçilerin şartlarının kötülüğünü belirtip böylece ülkede sosyalizmin, Amerika'da sosyalizmin daha aktif bir hale gelmesini, taraftarların çoğalmasını ister. Ancak olay ne olur? Bu kitabın çıkışından sonra bundan 40 yıl evvel birçok Amerikalılar yavaş yavaş et yemekten vazgeçtiler. Mr. Sinclair'in Chicago mezbahalarının et kesiminin nasıl yapıldığı hakkında yazdığı muhayyel şeyleri okuduktan sonra artık ete bakmaz oldular. Halbuki Mr. Sinclair'in kastı bu değildi. O bir sosyalistti ve çok çalışıp az para alan işçilerin hararetli bir müdafiği, bir savunmacısıydı. Romanda Litvanyalı kahramanın başına gelenleri okuduktan sonra Amerikalıların işçileri koruyan bir kanun yerine temiz gıda kanunu için gürültü koparacaklarını kestirememişti. Genç Mr. Clair asrın başında büyük bir ümitle memleketi akın eden işçi kitlelerine hayranlık duyuyordu. Bunların sonradan istismar edildiğini görünce nefret etti ve devam ediyor. Yani verdiğim bir öğüt, söylediğim bir hakikat yanlışa kullanılacaksa sen orada yanlış yapıyorsun. Örneğin Türk ırkçılığından şikayet ediyorsun, kat kendin Kürt ırkçılığı yapıyorsun. Olmadı. Sen bununla doğru bir yere insanları ulaştırmadın. Aynı şekilde Müslümanların hatalarını
Müslümanların içindeki bazı hatalarını sürekli gündeme getirdiğin zaman o Müslümanlar kendini mi düzeltecek? Yoksa insanlar içinde Müslümanlardan bir nefret, İslam'dan bir nefret mi uyanacak? Bunu düşünmen gerekir. Günümüzde bazı Müslüman yazarlar veya hocalar hakperestlik, hakkı söylüyorum kardeşim, ben doğruyu söylüyorum zannı ve niyetiyle Müslümanları orta yerde eleştiriyorlar ve yaptıkları kime hizmet ediyor? Yaptıkları ülkedeki inkar fırtınasına, ülkedeki inkarcılara yarıyor. Onların söyledikleri sözler, verdikleri bazılar, sohbetler, bakıyorsun inkarcıların sayfalarında paylaşılıyor. Paylaşıldıktan sonra onlar imana mı geliyorlar? Hayır, hayır. İmana gelmiyorlar. Tam aksine imandan çıkış bir daha iyi mi kazanıyor? Bu şimdi iyi mi oldu, kötü mü oldu? Olmadı. Her doğru her yerde söylenmez. Söylediğin kişi de aksi amel yapacaksa, tam tersi tesir yapacaksa, senin onu o anda ona söylemen daha iyidir. Günümüz Müslümanlarında, Türkiye Müslümanlarını kastediyorum, diğer ülkeleri tam bilemiyorum. Türkiye Müslümanlarında çoğunlukta feraset yok. Neden yok? İşte bu. Bundan dolayı yaptığı hareketin, söylediği sözün, yazdığı sözün neye hizmet edeceğini düşünmüyor. Nereye gideceğini düşünmüyor. Bunu düşünmediği için de kullanılıyor. İyilik yaptığını zannediyor, belki tebliğ yaptığını zannediyor, belki hakperestlik yaptığını zannediyor, belki İslam'a ne kadar sadık kaldığını zannediyor, belki tarihin doğru yerinde olduğunu zannediyor. Halbuki yaptığı şey İslam'a ihanete dönüşüyor. Yaptığıyla insanlar imandan, İslam'dan uzaklaşıyorlar. Onun yaptığı, onun yazdığı inkar içinde olanlar tarafından paylaşılıyor, paylaşılıyor, paylaşılıyor. Öyle ki zaten inkara yürümek için fırsat arayanlar daha çok inkara sapıyorlar. Bunun için kime neyi söylediğimizin, nerede neyi yazdığımızın hesabını iyi yapmamız gerekir. Misal, Sultan II. Abdülhamit iktidarı döneminde hataları yok muydu? Elbette ki vardı. Yani bazen muhafazakarların dediği gibi hatasız değildi. Hatası olsaydı nasıl kendisini devirdiler, devirebildiler? Hatasız değildi. Ancak onun devrilmesinden sonra ülke daha iyiye mi gitti? Onun aleyhinde İttihat Terakki ve o günkü inkar fırtınasının liderlerin kopardığı fırtınaya katılanlar daha sonra daha iyi bir hayata mı kavuştular? Onu İslam yönünden eleştirenler daha sonra ülkede İslam'ın daha iyi gittiğini mi gördüler? Ülkede İslam daha zor duruma mı düştü? Hesaplayın. Bunun için kimlesin, neylesin, yaptığının sonucu neye gidecek düşünülmesi lazım. Sultan II. Abdülhamit bu konuda bize bariz bir örnektir. Hataları yok muydu? Elbette ki vardı. Yani ben bir Müslüman olarak hatasız demiyorum. Ancak onun gitmesinden sonra ülkede İslam daha iyi bir hale mi geldi? Nitekim o fırtınaya kapılan birçok Müslüman yazar, alim daha sonra çok pişman oldular. Ancak artık iş işten geçmişti. Bunun için nerede neyi söylüyoruz? Nerede kimlerdeyiz? Söylediğimizin tesiri ne olacak? Bunun neticesi ne olacak? Onu düşünmemiz gerekir. Öyle hakperestlik yapıyorum diye kar peşindekilere fırsat vermek, onlara malzeme vermek bizi Allah rızasına götürmez. Tam tersine ahirette cehennemdeki yerimizi bize hazırlar. İnanç ve tutumlar ferdin hükümlerini idare etmekte ekseriye asli bir rol oynadıkları için onlarla hükümler arasında sıkı bir bağlantı vardır. Bir kimse iş adamlarının reaksiyoner olduğuna inanırsa
bir iş adamının herhangi bir hareketine daha ziyade reaksiyoner davranış hükmünü verir. Çünkü inancı o. Yani Müslümanlar aleyhine kafasında 1980 öncesinde ki zihninde oluşmuş Amerikancı imajı yerleşmiş, yapılan her harekette Müslümanları öyle damgalama peşinde, öyle hareket etme peşinde oluyor. Halbuki kendisi şu anda Amerika ile birebir ilişki içerisinde, birebir Amerikan hükümetinin adeta emir eri hükmünde hareket ediyor. Fakat ağzı nasıl konuşuyor? Ağız diyor ki Müslümanlar işte 6. filo. Niye? Böyle bir inanca sahip olduğu için. Bunu bilirsek bunların hareketlerini dahi biliriz. Buna göre dahi hareket ederiz. Yine tutumlar, toplumun bir olay karşısındaki tutumu nedir? Bunları değerlendirebilmemiz gerekir. Toplumun ıslahı, özellikle ahlaken ıslahı bu tutumları bilmemize bağlıdır. Kişi herhangi bir makama gelmeden önce veya zengin olmadan önce bunu İslam için istiyorum diyor. Bunu tebliğ-i irşat için istiyorum diyor. Fakat o makama geldikten sonra o makamda tutunabilmek için onur, haysiyetten hiçbir şey gözetmiyor. İslam'ın faydasına bir şey gözetmiyor. Tek gözettiği iş kendisini o makamda tutmak veya kendi zenginliğini o seviyede tutmak. Haram, helal, doğru, yanlış, İslam'a faydalı, İslam'a zararlı herhangi bir şey gözetmiyor. Biz insanların bu tutumlarını bilirsek, bu yönde yapılan yönlendirmelerden de vazgeçeriz. Veya bu yönde yapılan yönlendirmeleri başka bir şekilde sevk ederiz. Diğer türlü aynı yerde yıllarca dolanır dururuz. Onun için gerek münkirlerin davranışlarını, inançlarının ne olduğunu ve tutumlarının ne olduğunu bilmemiz gerekir. Gerekse de bizim Türkiye'de ve dünyadaki Müslümanların tutumlarının neler olduğunu tespit etmemiz gerekir. Böyle olmalı, böyle olmalı da olmuyor. Toplumda tutum farklı. Tutum farklı. Bu farklı tutumları da bizim tespit etmemiz ve tespit ettikten sonra da onların ıslahı yönünde sosyal psikolojinin bu ilkelerini de gözeterek ıslah yapmamız gerekir. İşte toplumdan şikayet. Şikayetle iş bitmiyor. Tespit ve çareye bakılması gerekiyor.